Derin futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Beşiktaş 3, Fenerbahçe 3. Maçı konuşuyoruz, ne oldu Abdülkerim abi? Sen programa devam et. Şu anda garip şeyler görüyorum. Biraz ışıkları kapatır mısın Ertem gözlerim? Kapatın arkadaşlar. Biraz kısar mısın? Hasan'ı görüyorum. Hangi Hasan? O Hasan değil. Hasan Ali'yi görüyorum. Hangi Hasan deyince neler hissettiğinizi anladım şu anda. Hasan. Hasan Ali. Kıvırcık saçlı bir çocuk görüyorum. Sadık'a benziyor. Temin bize röportaj veren çocuk. Evet, onu görüyorum. Ve sarı bir çocuk görüyorum. Slovanyalı. Zayt. Zayt'ı görüyorum. Ertem, şu anda garip şeyler görmeye başladım. Dün Ahmet Çakar'a olan şeyler bana oluyor. Bu stüdyoda bir şey var. Ah! Hasan! Hasan Ali! Çok uzaklardan bir füze yolluyor. Çok çok onu görüyorum. İnanmıyorsunuz değil mi şu anda bana? İnanmıyorsan deneyelim. Sinan! Efendim? Kaç bu? 5. İçinden 1'den 5'e kadar bir rakam tut. Bana söyleme, buraya yazacağım. İçinden tuttuğun rakamı Gökmen abi sana veriyor. Sen bak. Ver bakayım, ver deyin. Sen bak. Sen bak. Önce Sinan abiye soralım. Kaç dedi? Bir dakika dur. Bir dakika Gökmen dur. Gökmen abi söylemesi bir dakika lazım. Dur. Söyleme Gökmen abi. Yok söylemiyorum. Allah. Bir dakika. Allah. Söyle. Kaç tuttuğun içinden? 4 tuttum. Kaç? 4. Aç Gökmen abi. Aç. 4. Kaç? Orada bir şey mi var abi sizde? Orada bir şey mi oluyor? Oturanlar çakar mı? Oraya oturanlara bir şey mi oluyor bir gece arayla? Burada oluyor. Bir gece çakar mı oluyor? 4 görüyorum, 5 görüyorum, 6-0 görüyorum. Beşiktaş 4-0. Trans Ahmet transa geçmişti. Bugün de van garip şeyler görüyorum. Hasan Ali'yi görüyorum. Kıvırcık bir çocuk görüyorum. Sadık'ı görüyorum. İşte her dakika Ahmet Çakar kehanette bulunmaz. Bak ben de aynı kehanette bulunuyorum. İsterse Ahmet Çakar da bir rakam tutsun, onu da bileceğim. Tutayım mı? Tutayım mı? Tut. Tuttum vallahi. Tut. Tuttum. Ver bir kağıt, yazacağım. Al. Trans hale geçelim. Orada bir şey mi var abi? Açsan şu ışıkları. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hoca gözünü kapat. Orada bir şey var Ertem. O koltukta bir şey mi var? İki koltukta. Bir geceyle araya, bir geceyle araya o koltukta bir şeyler oluyor biliyor musun? Birinden birine geçiyor. Ver bak bana Abdülkerim abi. Bana bak Ahmet. Ahmet bana bak. Aç gözünü. Açtım. 1'den 5'e kadar tuttuğun rakam teminden beri. Evet. Kaç tuttun? Sence? Ben oraya yazdım. 1 tutmuşundur. Ulan ben transçıyım, o da transçı. 1 yazdım bak. Arkadaşlar. Abdülkerim Durmaz haklı. Ben pazar günü öğleden sonra 3, 4, 5, 6'yı gördüm ama 3-0'dan 3-3'ü göremedim. Abdülkerim Durmaz haklı. Sen ilk yarıyı görmüşsün hocam. Ben ilk yarıyı görmüşüm. İkinci yarıyı da Abdülkerim sen gördü. Sen uyudun da ikinci yarıyı da ben İkinci gördüm. İkinci yarıyı da Abdülkerim gördü. Ben dün gece transa geçtim. Abdülkerim Durmaz kardeşim bu gece transa geçti. İki trans olarak maçın skorunu bildik. Ama Abdülkerim çok iyi geçti. Ben dün akşamki transımda Burak'ın devleşeceğini ve Volkan ağrısını gördüm. İlk devre tuttu. Doğru mu? Burak ilk devre iki gol attı. Erken uyandın hocam. Tabii. Trans. Demek ki trans kardeşler. Metafizik evrende. Hocam ben de Burak Yılmaz etki eder dedim. Rüzgara göre konuşacağız. Konuşma. Hayır. Dün gece transımı anlattığımda demek ki ben sadece ilk yarıyı görmüşüm. 3-0 olarak. Bu gece sevgili Abdülkerim Durmaz kardeşim
ikinci yarıyı görmüş 0-3 olarak. Ama o benden fazlasını görmüş. Hasan Ali'yi görmüş. Uzaktan şutu doğru mu abi? Gördü. Sadık'ı görmüş. Kıvırcık çocuğu. Kıvırcık sarışın o Slovenyalı genç çocuğu görmüş. Gördüm. Demek ki iki trans bir olunca gönüller mi birlikte şey yapacak? Hocam hocam estağfurullah, o anlamda değil. O anlamda senin ne anlamda söylediğini biliyorum. Seni şiddetle kullanıyorum. Trans haline gelmiş medyumcuk diyelim, medyumcuk iki çok tane iyi. Trans haline geçmiş. Ben dümen İnsanlar, yaptım hocam. Sen de gördün. Hocam ben bugün bu teminki gösteriyi sana atfen yaptım. Benim böyle transa geçmişliğim falan yok. Az önce ben ya. Ama ben ha, ironi yaptım. Ben ironi yaptım. Anladım. Dün bize yaptıklarını ben bugün ironi yaparak şey anladım. Yaptım. Ben onun için ben bu şey. Bu alemde tek trans Ahmet var, o da sensin. Peki bir şey söyleyeceğim. Doğru. Bütün bak, bütün bana Beşiktaşlı arkadaşlarım. Trans bir Ahmet sensin. Beşiktaşlı arkadaşlarım. Bu. Ben yok abi, ben dümen yapıyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarım çok mesaj atıyorlar. Ben dümen yapıyorum. Ya diyorlar, bu Beşiktaş diyorlar. Ne kadar büyük bir takımmış. 3-0'dan 3-3'e ne kadar sevindi Fenerbahçe, berabere kaldı diye sorar mısın? Sor. Bir defa. Bu... Sen de arkadaşlarına söyler misin? Bu laflar züğürt tesellisi, bunu yemeyiz. Onlar ne halde şu anda? Yürüyorsun Beşiktaşlar. Resimlerini yollasınlar. Ne haldeler acaba bak, şu anda? Bir şey söyleyeceğim. Züğürt Sinan, tesellisi o. Şunu kabul edin. Buyurun Trans Bey. Bu geceki. Bu sonuçta sevinmiyoruz bu. Onlar biliyor bizim neye sevindiğimizi. Ben şimdi yine bir Trans'a geçeyim mi? Trans kardeşler. Hazır mısın? Geç hocam. Geç. Trans'a. Bundan sonra gördük. Yazı Hans Ahmet yine Trans'a geçti. Açsana abicim ya. Hayır hayır, böyle iyi. Sinan. Görünmüyoruz hocam. Onur yazsana. Trans Ahmet yeniden Trans'ta. Buyurun Trans kardeşler. Trans'ta desene. Trans kardeşler. Trans Ahmet Trans'ta. Aynen. Bir dakika gel bana. Trans kardeşler. Ben değilim kardeşim. Buyurun Trans kardeşler. Hocam hazır siz başlayın önce. Hazır mısın? Yok ben ona ironi yaptım. Fenerbahçe tarihinde. Ben normal adamım. Ne, bak gene. Yıllar gelecek. Önceydi. Dolmuşlarda minibüslere binerdik. Evet. Arkadaşlar arkayı Fenerliyim derler. 85'ti bizim oyduğumuz dönemler. Çok çirkin demeyelim ama Fenerbahçelilerin canını acıtan bir benzetme mi diyelim, teşbih mi diyelim. Ama bu geceden itibaren. Konusum. Fenerbahçe camiasında. Önümüzdeki 40 yıl konuşulacak başka bir düstur gelmiştir. Nedir hocam? Fenerbahçe öyle bir takımdır ki 45 dakikanın sonunda oley, 90. dakikanın sonunda besmele çektirir. Oo! Bravo hocam! Helal olsun hoca. Tekrar söylüyorum. Yıllarca biz üniversiteye şuraya buraya giderken minibüslerde arkayı Fenerliyim derlerdi minibüs şoförleri. Abi. Sen de hatırlarsın. Sen hocam, oynuyor muydun? Tabii 86 seniz bak 86-87 yılı. Samsun biz iki kere Samsun'dan 4-0 yenildik. Bir Samsun'da bir İstanbul'da. Önümüzdeki 20-30 sene dediler. Yaşamayız herhalde. Ama 20-30 sene yaşayan şu anda 10-15 yaşında olup da 20-25 sene daha yaşayan tüm Fenerli gençler şunu söyleyecek. Biz öyle büyük bir takımız ki ilk 45 dakikanın sonunda oley, 90. dakikanın sonunda besmele çektiririz diyecekler. Bu düsturunda gecesi bu akşam bir galibiyet olacak. Peki o zaman Samet. Peki o zaman gel bana Samet. Peki o zaman. İki, Şenol Güneş gider. Söyleyeyim olacakları söyleyeyim. Allah'ım hocam gitmez hocam. Dur, hocam. Dur kahinlerini söylesin. Hocam bir dakika. Şenol Güneş. Bitmedi ki de. Fenerbahçe kafa kopartan bir takımmış, bunu bu akşam gördüm. 2-0'dan 2-2 yaptılar. Galatasaray'da Fatih Terim ve 8-10 tane elemanı haftalarca ceza aldırttılar. Bu gecede maalesef Şenol Güneş'e istifa ettirecekler. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe asla küme düşmez. Evet. Bir de ayrıca müziği bir alabilir miyiz arkadaşlar? Bir müziği alalım. Bir rica var Mehmet Bey'den. Bir rica var. S-Point'e Fatih'e Mono'ya. S-Point'e çok sevgiler. Fatih kardeşime buradan çok çok selamlar, sevgiler. Kenan abiye selamlar, sevgiler. Bu arada Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Bey, 27.2.2019'da Olağanüstü Genel Kurulu varmış. Delege listesinin hukuka uygun olarak yapılmadığını görüyoruz diyor Mehmet Bey. Olimpiyat dereceli sporcular listede yok diyor. Faal olan hakemler listede yer alıyor diyor. Bunlardan biri Ahmet Ali Şimşek diyor. 4-8 Şubat 2019'da baş hakem olarak maç yönetmiş. Delege listesi
taraflı ve maksatlı olarak hazırlanmıştır diyor. Bu mesajımızı iletir misiniz demiş Mehmet Bey. İletiyoruz. Boks Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde daha adil bir seçim istiyoruz diyorlar sevgili seyirciler. Biz de Mehmet Bey'in bu mesajını iletiyoruz. Levent Toraman'a selamlar. Turgay abiye selamlar. Mevlüt'e selamlar. Salon Mevlüt'e çok çok selamlar. Başka kim var? Başka kim var? Bakalım. Peki Turgay abi diyor ki, Turgay Dilek, yaşama geri döndüm diyor. Sevgili seyirciler, evet, Erhan abiye buradan bir kez daha söyleyelim. Erhan Çelik, Karanlık Çarşamba kitabını sizlere tavsiye ediyorum. Çok önemli bir kitap. Buyur Abdülkerim abicim. Çarşambayı karanlık yapan bazı olaylar diyor. Buyur. Karanlık Çarşamba yapan bazı olaylar diyor. Bu kitabı herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok önemli. Erhan abiye de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok çok önemli bir kitap. Herkese tavsiye ediyoruz. Bir de sevgili kardeşimiz bize Ekşioğlu kolonyalarını göndermiş. Sayın Sinan Engin'e, Sayın Ertem Şener'e demiş. Çok çok teşekkürler. Buradan kucak dolusu sevgiler kendilerine. Abdülkerim abicim. Evet, ben gidiyorum. İyi bir Beşiktaşlısın, objektifsin. Bu gece çok acın var, onu da biliyorum. Onun için seni morallendirip gitmek istiyorum. Mışıl mışıl uyu, dünyadaki en güzel saçlar senin. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim, sen saçları söylüyorsun ya. Bak yemin ediyorum herkes soruyor. Herkes soruyor. Siz birbirinizi yeni sevinin, berabere kalın sevinin. Biz Galatasaray'la şampiyon olduğumuz zaman seviniyoruz. Evet. Kovboy geri döndü, kovboy. Saçları geri soruyorlar. Saçlar için teşekkür ediyorum. Kıskanıyorlar. İstanbul Hairline'a çok çok teşekkür Ertem, ediyorum. İstanbul Hairline ekibi. Ertem, çok nazar var. Saç kıran olabilirsin. Yok, Allah korusun. Güzel olmuş ama değil mi? Çok, evet, Instagram'dan girebilirsiniz. İstanbul Hairline. Instagram'dan girebilirsiniz, bulabilirsiniz. Saç ekim merkezi tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlara da buradan Instagram'dan bulabilirsiniz. Evet, Ekşioğlu kolonyaları sevgili Özge Demircioğlu ekibimize göndermiş. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Özge Demircioğlu diyorum ya, özür dilerim. Fatma Erdoğan göndermiş. Fatma Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Kolonyalar için çok sağ olsun, var olsun. Bu akşamki 3-3'lük beraberlikten sonra herhalde bizim, artık mikrofonun birini çıkarayım öyle söyleyeyim. Bizim Beşiktaşlar için yapmamız gereken tek şey de budur galiba. Teşekkür ediyorum. Rasim Ozan Kütahyalı'yı da kutluyorum. 3-3 dedi dün. 3-3'lük skoru bildi. Rasim Ozan'a buradan kucak dolu sevgiler. Binlerce buradan Rasim Ozan hayranları selamlarını, sevgilerini iletiyorlar. Rasim Ozan'a, o da ayrı bir mesele. Herkese sevgiler, selamlar. İyi geceler sevgili seyirciler.